Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak ücretsizdir. Zil butonunun da tümü yazan yeri aktif hale getirirseniz, işaretlerseniz videolardan ilk önce siz bildirim alırsınız. Başka türlü bildirim sesi gelmez arkadaşlar. Evet, şöyle elimde Reyhan marka tek renk, daha koyu bir mavi göründüğünden daha koyu renkte olan tek renk bir mavi renk tülbentim var. Ve buna sizlerle beraber çok kolay bir kalem oyası yapacağım arkadaşlar. Şöyle tığımın numarası da 21 numara. Böyle bu şekilde mavi ve beyaz seçtim renk olarak da. Bu iki renkten ikisi de altın başak arkadaşlar. Sığ böyle altı kalem üstü sıralı giden bir model olacak modelimiz. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz ve tığ battığımızın içine sık iğne ile girerek ipimi bu şekilde sabitledim. Dibine bir tane zincir çekip ipimi uzatıyorum ve aparat olarak kalem kullanacağız. Bunun yerine arkadaşlar 7 numara şiş veyahut da dondurma çubuğu da kullanabilirsiniz. Aynı ebatta oluyor. Şimdi aynı yuvanın içine şöyle bir sık iğne yapıyorum. İlmek aldığımız yuvanın içine bakın bu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Sıradaki hiç zincir çekmeden şöyle sıradaki bu tığ battığımın içine sık iğne ile geçiş yapıp dibinde bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzatıp bu şekilde takıyorum bakın. Hemen yine aynı şekilde hem bu ilmek kısmını sağlamlaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Direkt yuvaya geçersek o zaman sökülme olur. Yani şöyle bol durur. Ama bu şekilde dibine bir sık iğne, sonra sıradaki yuvaya böyle sık iğne ile geçiş yapıyorum. Dibine bir tane zincir çekip İpimi uzatıp kalemime takıyorum. İlmekleri toplama şekli bu şekilde. Şimdi yine aynı yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir sık iğne. Diğer yuvaya da sık iğne. Bir zincir. Şöyle bu şekilde ilmekleri taktım. Yapımı şöyle yavaş gösteriyorum. Çok kolay elinizi alıştırdığınızda. Sadece bu dip sık iğne kısımlarını sık yapın arkadaşlar. Bolumsu bırakmayın. Şöyle sökülür gibi olur sonra kullanırken. Sadece bu sık iğneleri şöyle elinizi ayarına sıkı tutun. Bu şekilde devam ediyor. Tığ battığımızın içine aynı tığ battığımızın ilmek aldığımız tığ battığımıza bir sık iğne. Sonra sıradaki yuvaya sık iğne yapıyorum. Aralarında geçerken hiç zincir çekmiyorum. Bir zincir çekip şöyle ipimi buraya takıyorum. Aynı şekilde yine şöyle bir sık iğne, sıradaki yuvaya bir sık iğne. Geçişlerde hiç zincir yok. Üzerine bir zincir. Bu modelde hiç zincir yok. Sadece ilmek takarken dibine bir zincir var arkadaşlar. Bu şekilde bunu yaparken hem bir hem de ikinci sırayı bir götürürseniz güzel olur arkadaşlar. Bu alt çimen kısmını şöyle bunu ben beyaz tercih ettim. İstediğiniz renkte yeşil herhangi renkte tercih edebilirsiniz. Dibine bir sık iğne, sonra sıradaki yuvaya sık iğne. Bir zincir, ipi uzatıp şöyle takıyorum. Belki kameradan biraz görmekte. Evet. Aynı yuvanın içine ilmek çıkardığımız yuvanın içine sık iğne. Sıradaki yuvaya sık iğne. Bir zincir taktım. Aynı yuvanın içine bir sık iğne. Sıradaki yuvanın içine bir sık iğne. Yeni geçtiğimiz yuvanın içine bir zincir yapıyorum ve ilmeğimi takıp ilmek oluşturuyorum. Bu sık iğnemizde ilmeği sağlamlaştırmak için sıradaki yuvaya da yeni ilmek yapmak için sık iğne ile geçiyorum. Şöyle bir zincirimi çekip aparatıma takıyorum. Evet.
Daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde bakın devam edecek. Şöyle biraz ben sizler için çoğaltıp geleyim. Aynı işlem. Evet, hemen geliyorum. Evet, şöyle biraz çoğalttım arkadaşlar. Geldim ve bakın şöyle hafif kalemden de böyle şişten de kolaylıkla akacak. Bunu alırken sinsi iğne ile düzeltecek. Evet. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın diplerini de gayet sıkı yaptığınız için çok güzel duruyor. Şöyle hemen ipimi tığıma sabitleyerek başlayalım. Şöyle. Şöyle. Bakın dip kısımlarını arkadaşlar ne kadar sıkı olsa da siz yine de yarım kenar yarım kenar yani iki sıra bir götürün. Yarım kenar alt yarım kenar üst olarak çift sıra giderseniz ne olur ne olmaz açılma olabilir dört kenarda. O yüzden iki sıra beraber gidin arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın bir ve iki. İki tane ilmeği alıp tam ortalarından sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne ile başlıyorum. Şöyle 2, şöyle 3. Şimdi 4 zincir. 4 zinciri tomurcuk olarak tam orta yerine kapattım. Bir kirpik yapıyorum. Hemen sol tarafına da aynı sağdaki gibi 3 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 2, 3. Sağ ve solda tomurcuğun üçer sık iğne. Ortada 4 zincirli tomurcuk. Bir zincir de geçiş köprümüz. Yine iki tanesinin şöyle tam ortasından girelim. Sabitleyelim ipimizi. 3 sık iğne. Şöyle bir. Şöyle 2 ve 3. 3 tane sık iğneyi yaptım. 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi. Tomurcuk olarak sol tarafına yine 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve 1, 2 tane buraya sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne olacak. 1 ve 3. Bakın 4 zincir. Gayet yapımı da zevkli. Hem alt hem üst. Beraber gidecek kadar da kolay arkadaşlar. Şöyle 4 zincirden tomurcuğu yapıp yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın ilk önce bir bakıtalım. Ona göre yapılışımıza devam edelim arkadaşlar. Şöyle muhakkak elimizle ortalamamız gerekiyor. Ütüleyince de hiçbir işleme gerek kalmıyor. Şimdi bir zinciri muhakkak arasına çekin ki birbirine şöyle bir minik de olsa bir mesafesi olsun. İki tanesinin içine sık iğne ile giriyorum ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. 4 zincir. Kapattım. 3 sık iğneden sonra 4 zincir. Sonra tekrar 3 sık iğne. Arasına bir zincir. Ve 1, 2. Şöyle bir sık iğne, 2 ve 3 sık iğne. 4 zincir. 4 zincirimi sık iğne ile sabitledim ve yanına 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle 1 ve 2. Sık iğne 1, 2, 4 zincir. Sabitliyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şöyle. Yapılışı bakın. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Bir boncuk gibi şöyle duruşu var. İki tane sık iğne. Dediğim gibi ikisi beraber gidecek kadar
zarif bir model oluyor. Şöyle yaptığım kalem oyalarının içinde en güzeli bu diyebilirim arkadaşlar. Çok hoş oldu. 2 ve 3. Dibine bir tane. Şöyle. 2 tane ilmeğin ikisinin arasından şöyle dal olarak kullanıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 zincir. Şöyle arkadaşlar kapattım aynı yuvaya. Soluna da 3 sık iğne. 1 zincir. Hemen 1 ve 2 tanesini kapatıyorum beraber. 1 2 ve 3. 1 2 3 ve 4 zincir. Aynı yuvaya kapattım. Yine 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3. Evet. Bakın bu şekilde oluyor. Bir zincir muhakkak minik de olsa aralarına çekelim arkadaşlar. Ve şöyle diğerine geçiş köprüsü yapalım. 3 tane sık iğne. 4 zincir. Kapatıyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3. 1 zincir. Şöyle 1. Onu dönük zaten. Dibi sık olunca kolay kolay dönmüyor arkadaşlar. Şöyle 1 2 ve 3. Şöyle birazcık kaldı arkadaşlar. Onları da ben tamamlayıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar, modelimin bitmiş hali bakın bu şekilde. Şöyle dediğim gibi boncuk gibi durdu arkadaşlar. Çok hoş oldu. Çok da kolay yapımı da. Çok da zarif oldu arkadaşlar. Şöyle ütülerken bakın şöyle yukarı doğru elinizle düzeltip şöyle tam ortalayıp arka tarafından şöyle hafif bir ütü buharı verirseniz güzel durur arkadaşlar. Hoş ve zarif bir oya oldu. Bakın çok hoş oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Şöyle. Benim tığ battılarım biraz küçük olmuş arkadaşlar. Sizin tığ battılarınız biraz daha iri olursa daha da hoş durur bakın. Bu çaprazlama işlemi çok hoş durur. Yani bu kalemle yapmış olduğumuz ilmekten bahsediyorum. Bu beyaz kısmı. Evet. Modelim bu şekilde. Çok hoş ve zarif oldu gerçekten arkadaşlar. Şöyle bir de çevirip böyle sallantılı halini ters tarafından bakın. Karşı taraftan. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Önermelerde YouTube beğeni ve yorumlara göre ön plana çıkıyor. Böyle bu şekilde ön plana çıkması için beğeni ve yorumlarınıza destek verirseniz sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem videomu izlediğiniz için hem de beğeni ve desteklerinizle yorumlarınızla destek olduğunuz için. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.